çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Olduğunuz yerde bekleyin, geliyorum ben. Tamam, hadi baba. Adana, Adana, Samsun 337, sağa çek. Ulan. Şu an çalıntı aracı takipteyim. Şahıs tur ihtarıma uymuyor. Dere Caddesi'ne acil takviye istiyorum. Bas. Neredesin lan sen? Abi hemen gelmeye çalıştım. Çalışmayacaksın abi. Sen benim gölgen gibi olacaksın. Biraz daha geç çıkmış olsaydın üstüne adam ezdirecekti bizi neredeyse. Ne yapacağız abi? Barış, ne oldu abi? Bir mevzu mu var? Olmadı ama olacaktı abi. Ne oldu lan? Ne yaptın? Bu dünkü araba mı? Evet abi. Dünden beri aynı plakayla mı geziyor bu araba? Abi ben
plakasını... Bir daha olmaz. Şimdi çocuk işte yanı ya, heyecanlı da. Abi ne heyecanı, manyak mısınız siz? Enselenecektik diyorum ya. Abi tamam, ben hallederim. Çocukları şimdi çağırırım. Parçalamaya başlarız. Allah sabah. Allah, gözünüzü seveyim. Biraz dikkatli olun. Bak yakalanacağız, ne olur ya. Tamam, ben halledeceğim. Merak etme, dinlen sen. Şu bizi kovalayan polis Cemil, tanıyor musun sen onu? Tanıyorum abi. Doğma büyüme bizim mahallelidir. Burayı biliyor mudur? Yani bilir ama tamirci olarak biliyor. Tamam. Sen bu ara onun karşısına pek çıkma. Tamam mı? Dikkatli ol biraz. Hani burası benim mahallemdir. Biraz daha rahat olayım diye düşünme yani. Tamam abi. Uyanık ol yani. Tamam abiciğim. Tamam abi, inşallah abi. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Aç gözünü artık, uyanık ol. Bak bir daha arkanda durmam, aklını başına al. Ara çocukları gelsinler. Şu arabayı da alalım, hemen başlayalım hadi. Tamam abi. Kızım sen bu Cemil'in polis gecesi midir, ne haltsa, oraya gidecek misin? Ay ne bileyim, düşünüyorum da. Ya ne düşünüyorsun? Ya bu Cemil sana çocukluktan beri aşık. Gidersen bak demedi deme, anasını alacak, kapının önüne dikilecek yarın, görürsün. Ha yok artık. Ne yok artık? Dediydi dersin. Ya sen Barış'a aşık değil misin? Ne alakası var ya? Aşktan kaçılmaz kızım. Çekil, yanacaksın. Of. Sanki ben senin ona nasıl baktığını görmüyorum. Sanki sen böyle gözlerinle git derken göz bebeklerinle kal dediğini ben görmüyorum. Allah Allah ya. Sen istediğin kadar reddet, benden kaçmaz. Teyzeciğim ancak bir tane verebiliyorum. Heh, buyurun. Kızım buyurun. İki tane versene. Ha, yok teyze, bir tane verebiliyorum. Orada bir sürü var kızım işte. Teyze al hepsinin olsun da, kızıyorlar bana yani. Bir tane verebiliyorum. Torunuma vereceğim tekini. Teyzeciğim gerçekten inan ki veremiyorum ya, ancak bir tane. Pardon. Bir tane de ben alabilir miyim? Buyur teyzeciğim. Ah yavrum sağ ol. Sen beni mi takip ediyorsun? Evet. Yani hayır. Tülay söyledi burada olduğu, öğrendi geldi. Ne yapıyorsun peki? Bir şey konuşabilir miyiz? Konuşamayız, görüyorsun, çalışıyorum. İyi, ben işim bitene kadar şurada bekliyorum o zaman. Hoş geldiniz. Tabii buyurun. Teşekkür ederim. İki dakika dursana ya, geliyorum. Biz seninle ne konuştuk ya? Ha ne konuştuktun? Biz seninle evleneceğiz biliyorsun değil mi? Hadi delirdin. Evet, bir de çocuğumuz olacak kız. Aynı sana benzeyecek. Senin gibi olacak gözlerim. Ya benim vaktim yok böyle şeylere, bitti mi? Bitmedi. Bizim hikayemiz daha yeni başlıyor. Efendim Cemil? Ha, akşam? Evet, geliyorum akşam. Ha? Tamam, görüşürüz. Var mı söyleyeceğim bir şey? Yok. Anne, bu adam bizim evimizde üzerinde babamın pijamalarıyla ne yapıyor? Kızım ne biçim konuşuyorsun bu adam filan? Ağzını topla, ayıp. Adam burada. Fikri Bey bizim misafirimiz. Aldırmayın, aldırmayın. Ergenlikle oluyor böyle şeyler. Bende de birkaç tane var, oradan biliyorum. Anne sana soruyorum. Ne işi var hala bu adamın bizim evimizde? Kızım biz dün akşam konuştuk ya. Ben sana dedim ya. Fikri Bey bana yardım edecek. Sayesinde bu evden dışarı çıkacağım.
Ha, o kadar ilacın, o kadar doktorun yapamadığını bu mu yapacak? Yeter, bu denmez. Çok kusura bakmayın. Ya bir kere Fikri Bey insan serrafı, öyle değil mi? Görmüş, geçirmiş, hayat tecrübesi var. Ben ona güveniyorum. Peki babam geldiğinde ne yapacaksın anne? Evinde yabancı bir adamı kendi pijamalarıyla gördüğünde? Haşim Bey yabancımız mı canım? Bu da dolu ya. O yüzden dolmuşlar galiba. Ay yok artık. Senin başka işin yok mu ya? Var. Ama şu anki en önemli işim sensin. Hem daha sana anlatacaklarım bitmedi. Allah Allah. Evet, evimizle alakalı. Evimiz. Evet, sen, ben ve küçük kızımız. Ufak ama tatlı be. Bak, evdeki her şeyi sen kendin seçmişsin. Senin zevkin yani, çok güzel. Kızımızın odası pembe, malum. Öyle aydınlık, güneşli, ferah, sıcak bir yuva. Bir şey demeyecek misin ya? Filiz. Filiz. Nereye ya? Hayırdır sen nereye? İşin gücün yok mu demedim mi? Var işte gidiyorum ben de. Pardon, şuradan bir kişi uzatır mısınız? Sağ ol. Bedava değil yalnız. 2 lira. Ha, unuttum. Ben de almışım. Şöyle uzatır mısınız? Buradan da bir kişi alır mısınız? Neyse, nerede kalmıştık? Pardon birader, bir kişi uzatır mısınız? Uzatırım abi. Buyurun. Beyefendi, şunu da uzatır mısınız? Allah Allah. Ver abi. Şunu da son olarak buyurun. Bir konuşamadık ya. Ya minibüs gelir, ya para uzatırlar. Ya da biri arar. Öyle mi? Kimdi o standartta seni arayan? Aa, Cemil. Neyim? Ne? Ne, bir şey yok daha. Var mı akşama falan? Öyle Cemil'li Memil'li. Işıklarda inebilir miyim? İniyor musun hemen? Bir şey sordum. Evet. Ben geleceğim yere vardım. Sen varamadın galiba. Varamadım. Küçük esnaf, ne yapıyorsun? Ne yapayım, sen ne yapıyorsun? İyi. Biz çalışalım, siz gezin tozun anasını satayım. E oğlum ben de onu diyeceğim işte. Ne? E müjdeyle takılacağız biraz. İşim bitince sen de gel. Benim ne işim var abi sizin aranızda kara kedi gibi? Oğlum, bizim aramızda öyle özel bir durum yok yani. Takılacağız sadece. Ya oğlum okula git, dükkana gel. Nefes aldığın yok lan. Abi benim dükkanda işim var zaten, gelemem ben. Amma uzattın ha. Gel oğlum işte ya, Allah Allah. Rahmet ne haber ya? İyidir. Sizden? Sağ ol, benden de iyilik. Ya Hikmet çok sağ ol. Adamlar daha önce saat 9'da gelebileceklermiş. Ben hemen doktora gideyim, geleceğim. Gelmene gerek yok. Ben hallederim burayı. Sen gittin lan. Yok olmadı, sen kolileri içeri alayım. Kötü, biz yarın beraber hallederiz. Olmaz mı? Ya ben hallederim burayı. Sen gittin lan. Rahatına bak. Hikmet ya çok sağ ol. Sen olmasan ne yaparım hiç bilmiyorum. Neyse ben geç kaldım. Hadi kaçtım ben.
Ne oluyor? Kolileri de ben yerleştiririm. Dükkanı da ben kapatırım. Oldu olacak, burada yat. Kocası nerede oğlum bu kadının? Ne bileyim nerede? Yok iki gündür. Gelmez tabii. Sen varken ben olsam ben de çalışmam. Abi amma konuştun ha. Hadi girdin beni içeri eyvallah. Ha, gir gir. Babanın dükkanı ya. Ulan salak aşığı. Benim bu çocuğu bu kadından kurtarmam lazım ya. Ben geldim. Ay nasıl geçti? Lan iyiydi. Size sürprizim var. Aa, hadi bakalım. Ablacığım al şunu banyoya götür. Sana da aldım bir tane. Aa. Aman iki tane hakkımız vardı, birini sana alayım dedim. Kız bu en iyi marka biliyor musun? Böyle çay lekeleri, kahve lekeleri ne varsa hepsini çıkarıyor biliyor musun? Ne diyorsun ya? En büyük derdimiz oydu çünkü. Oh. İyi hadi ben kaçtım o zaman. Nereye ya? Tufan gelecek. Ha ya Tülay, ben Cemil'le polis gecesine gideceğim ya. Çocuklara sen bakarsın değil mi? Sen bayağı bayağı kararlısın yani. Ne yapayım, geleceğim dedim bir kere. Ay insan bunu kendine niye yapar ya? Neyi ne yapar? Ay bilmece gibi konuşuyorsun ya. Başka birini sevdiği halde sevmediği bir adamla niye görüşür? Ben hazırlanıyorum. Hazırlan. Ulan bari yavruyu yemeseydin be. O daha yeni dikildi aya. Ha, aynı onunla haklı ya. Körpe. Fikri Bey, çay tam 10 dakika sonra hazır. Zahmet etmeseydiniz, sağ olun. Rica ederim, afiyet olsun. Çay da kusuracağım çay. Bir an. Şeyma Hanım. Buyurun. Biralar da buzluğa koysaydınız. Koydum ben, koydum. Ne işin var lan senin burada? Müjde'yle buluşacağım. Senin ne işin var asıl burada? Kim geldi? Aa, Rahmet, hoş geldin. Hoş bulduk Şeyma teyze. Müjde'yle biraz dolaşıp hava alacaktık da. Bu saatte. Ne işi var kız çocuğunun bu saatte dışarıda? Biraz ona bakaracak ya. Evet, çok doğru söylüyor, çok haklı. Aman canım, evde alın havanızı. Hem ben cevizli baklava yaptım. Böyle güzel güzel. Oh, oh. Yersiniz, alırsınız havanızı. Hatta geçin içeri, ben hemen hazırlayayım. Hadi. Müjde! Müjde! Öğretmenin geldi. Ne yapıyorsun insanların evinde ya? Ulan evde huzur mu veriyorsunuz bana? Vır 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 vır. Biriniz bitiyor, biriniz başlıyor be. Burada var ya, huzurum yerinde. Ev mis gibi tertemiz, yemeklerde lokum lokum. He, üstüne bir de beleş. Selam. Selam Müjde. Müjde nereye? Dışarı. Aman Müjde, olmuyor böyle ha. Hadi Rahmet. Delikanlı. Kızı 10:30 olmadan geri getireceksin. Sakın bir yamuk yapma, yoksa fena olur ha. Yürü Müjde. Biz seninle evleneceğiz biliyorsun değil mi? Ay delirdin. Hem de çocuğumuz olacak kız. Yok artık. Aynı sana benzeyecek. Senin gibi olacak gözleri. Filiz, çok güzel olmuşsun. Merhaba, sağ ol. Gidelim mi? Gidelim.
Biz çok geç kalmayız zaten. Çok geç kalma zaten. Hadi, iyi eğlenceler. Teşekkürler. Çabuk çıkaracağız bu jantları elden. Müşterisi hazır. Efendim. Evet, geliyorum akşam. Tamam, görüşürüz. Var mı söyleyeceğim bir şey? Barış. Oho, Barış. Hop, ne oldu? Yokmuş abi. Tamam. Ben kaçıyorum. Bunu sabaha bırakmayın, olur mu? Geceden halledin. Eyvallah, merak etme. Hadi kolay gelsin. Senin annen niye hiç dışarı çıkamıyor? Nesi var? Senin babanın neyi var? Sen bayağı zeki kızsın ha. Senin kadar olmasam da. Sen şu Can'ı tanıyor musun? Hangi Can? Bizim sınıftaki. Ha, şu yakışıklı olan mı? Ha, yakışıklı olan. Biraz işte, ne oldu ki? Yani internetten böyle fotoğraflarını beğenmiş falan da sürekli. Ben de merak ettim yani, tanıyor musun falan. Biraz tanıyorum. Hı, anladım. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Sen şu Engin matematik bilginden para kazanmayı düşündün mü hiç? Ders veriyorum, kazanıyorum işte. Öyle değil. Mesela başkasının yerine sınava girerek. Nasıl olacak o? Sen orasını bana bırak. Sen yapar mısın, yapmaz mısın? Ne? Parası çok iyi. Yani yakalanırım diye korkuyorsan. Yok, ne korkacağım canım? Tamam diyorsun yani. Tamam. Tamam diyorum ama benim de bir isteğim var. Hani bu sizin sınıftaki Arzu vardı ya, ben Hikmet ondan hoşlanıyor, aralarını yap falan demiştim. Sonra da boş ver dedin. Yok yok, boş verme. Sen o kızla bizim oğlan arasını yap, tamam? Olur, yaparız. Yalnız bizim Hikmet çok çekingen çocuktur yani. Çaktırmadan falan ne dersen. Tufancığım, hayatım, aşkım. Ya Filiz gelsin, geleceğim. E sen gel o zaman. Ha, tamam, tamam. Duşunu yap, yat. Ben geleceğim, merak etme. Tamam canım, ben de seni çok seviyorum. Öpüyorum, öpüyorum aşkım. Hadi bay bay bay. Tamam, ben söyledim, ben teşvik ettim seni. İletişim kur dedim. Ama hala da aynı fikirdeyim. Ne bakıyorsun kız? İletişim kurman lazım. Tülay abla. Ama. Aşık olmak ne demek? Büyümüş de sorduğu sorulara bak. Tamam, tamam. Aşık olmak, mesela Tufan abin bana aşık. Ben de ona aşığım. Öyle düşün. Tamam da yani ne oluyor? Aşık olunca ne oluyor? Aşık olunca böyle için içine sığmıyor. Gözlerini ondan alamıyorsun. Hep onu merak ediyorsun. Acaba şu anda nerededir? Ne yapıyordur? Kiminledir? Hep onu düşünüyorsun. Aklından çıkaramıyorsun. Ne düşünüyorsun? Hiç. Ya sıkılmadın değil mi? Ya yok. Eve gittin mi? Hayır, ne oldu? Çok sağ ol geldiğin için Filiz ya. Sayende iki defa polis gecesine yalnız gitmemiş oldum. Efendim?
sayende diyorum ilk defa polis gecesine yalnız gitmemiş oldum. Ha. Bir şey olmadı, seni merak ettim. Ya kusura bakma, benim yüzümden de erken dönüyorsun. Aklım çocuklarda kaldı. Ya bana bu kadarı da yeterli. Merak edecek bir şey yok, iyiyim ben. İyi geceler. Her şey için çok sağ ol Cemil tekrar. Filiz. Sana bir şey söylemem lazım. Ben senden çok hoşlanıyorum. Hemen bir şey söyleme. Bunu söylemedim farz etsen. Boş ver yani. Patavatsızlık ettim, kusura bakma. Neyse, iyi geceler. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin, bir bu eksikti ya, öf. 40 yılın başı kavgasız bir duşa gireyim diyorum. Sular mı kesik ya? Abla, hı? Sular kesik. Evet, kesmişler çünkü. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Okulda yıkayacaksınız elinizi yüzünüzü. Hadi uyandır herkesi, söyle okulda. Günaydın. Nereye? Tuvalete gideceğim. Ablacığım, sular kesik, okulda artık. Ya ama. Okulda girersiniz ya. Beşiniz birden tuvalete girse ne olacak şimdi, bir düşün. Hadi, hadi git, üniformanı giy. Sen nereye? Mühürü kıracağım. Oğlum suça uğraştırma beni ya. Ne yapacağız böyle? Ne, babanla konuşacaksın ne yapacağız? Faturayı ödeyecek. Üf. Fiko, kalk hadi. Hadi beraber. O tarafa. Allah şu makineyi icat edenden bin kere razı olsun ya. Sabah sabah şu mendemur memurların suratını göreceğime geliyorum, bir takıyorum kartı, ondan sonra hop 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 gelsin paracıklar. Geliyor lan bu. Versene lan kartı. Ne oluyor buna? Alo. Versene lan kartı. Ver dışarı. Ne vuruyorsun makineye? Kum torbası mı bu? Yuttuysa içeriden verirler geri. Vallahi mi? Tabii, sen müşterisin. Hay icadını da, makinesini de, kartını da ya. Of. Hadi, verin şu kartı da gideyim, geç kaldım ben. Süresi dolmuş beyefendi, veremem. Üstelik kart sizin adınıza bile değil. Tamam zaten, halamın kartı. Kadıncağız evde hasta bekliyor. Maaşını çekip onu hastaneye götürmem lazım, hadi. Halınız gelip elden çekemez mi? Hasta diyorum kardeşim, hasta hasta. Can çekişiyor, ölüm döşeğinde. Niye anlamıyorsunuz ya, nasıl gelsin buraya? Maalesef. Kart kimin adınaysa onu gelip çekmesi lazım. Gitti, gidecek diyorum ya. Verin şu kartı. Maalesef beyefendi, yardımcı olamayacağım. Madem süresi doldu, niye vaktinde göndermiyorsun da yaşlı kadını mağdur ediyorsunuz? Gelişmiş memleketlerde olsak hepinizi dava ederim. Çatır çatır da tahminatıma bırakmam beni. İnsan ol lan. Benim kim olduğumu biliyor musunuz lan? 1561 Cenk Kutsal. Onu da eve gireceksin sınava.
Cenk Kutsal. En az 80 alman lazım. 10 dakika içinde başlayacaksın artık. Al bu çocuğun kimliği, bir şey olursa gösterirsin. Zaten 60 kişilik sınıf. En arkaya geç otur, kimse fark etmez seni. Ya Rahmet. Korkuyorsan yapma. Yok ya, ne korkacağım? Sen parayı ver. Oha, 100 lira mı? Aslında 150 ama 50'sini ben alıyorum. Vay, sen neymişsin be? Çıkınca formayı Cenk'e vermemiz lazım. Ha, tamam tamam, onu veririz. Sen Arzu'yla konuştun mu? Evet evet, birazdan markete gideceğiz beraber. Ya sen merak etme, o iş bende. İyi tamam, gidin ben. Hadi. Tutuldu bu. Aa, İsmet ne yapıyorsun? Gel, gözüm bozulur. Hoppa. Ha bak, kamyon böyle. Ay vallahi çok sağ ol ya Tülay. Sen de olmasan. Ay ne olacak kız? Bizde akıyor işte sular. Bittikçe gelir doldurursun. Tufan abinin haberi olmasın yeter. Fatura gelince haber verirsin, yarısını ben ödeyeceğim, tamam mı? Ay saçmalama. Sen bana Cemil'i anlat, Cemil'i. Ay ne Cemil'i ya? Anlattım işte. Ha, senden çok hoşlanıyormuş. Bu kadar yani. Ne şaşırdım, ne şaşırdım. Tabii Barış dururken sen elin adamına yüz verirsen olacağı budur. Aa Tülay. Ay ne Tülay? Ben görmüyor muyum çocuğa nasıl baktığını? Ya adam benim babamı Yunanistan'a bıraktı ya. Unuttun mu? Ay, laf aramızda, baban da Yunanistan'a bırakılmayı hak ediyor yani. Ya çocuk ne yaptıysa senin için yaptı. Aşka biraz saygı ya. Ne aşkı ya? İstemez. Ay ne halin varsa gör. İşe gidiyorum ben. Ya hadi kolay gelsin. Bununla mı oynasak biz? Bununla mı oynasak? Gelmiş, 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 gelmiş. Aa, ne unuttun acaba? Buyurun. Zeliha uçan suya kar teslimatı var. Evde mi? Ha, Zeliha'la burada oturmuyor ki. Banka bu adrese yollamış. Ha yok, Zeliha'la yıllardır İzmit'te yaşıyor. Kartı bankaya iade edeceğiz. Halanız istediği zaman gidip alabilir şubeden. Tamam, sağ ol. Zeliha'la ne alaka ya? Aa, bu ne be, durmadı kapı. Aa Barış. Selam. Selam. Tahmin edeyim buralarda işin vardı, uğradın geçerken. Aynen öyle. Geçerken de seni öyle bir göreyim bakalım ne yapıyorsun diye. Nasılsın diye bir göreyim dedim. Nasıl geçti dün gece, akşamı? İyi. Nasıl iyi? Yani çok mu iyi? İyi yani. İşte sıkıldım biraz. Ben çok şey yapmadım zaten, erken döndüm. Sıkıldın yani. Sıkıldım güzel. Erken döndüm. Tamam, ben o zaman gidiyorum. İşim var malum, geç kalmayayım. Tamam, iyi. Araya. Eminsin sıkıldın değil mi? Ben gidiyorum o zaman. Tamam. Hadi gir de çıkayım gideyim. Abla. Efendim ablacığım. Nasıl ya, bana aşık mıyım şimdi bu çocuk? Tabii kızım, geçen seneden beri hem de. Hadi be. Hoş çocuk aslında. Hoş tabii ya. Ya Müjde, madem geçen seneden beri aşık, niye benimle hiç konuşmadı? Ya ben abisiyle konuştum. Çocuk çok utangaç. Hayatta ilk adımı o atamaz dedi. Ya kıyamam. Bir gel. Merhaba. Merhaba. Ne haber Hikmet? İyidir Müjde. Senden ne haber? Bak bu arkadaşım Arzu. Biliyorum, tanıyorum ya. Okuldan değil mi? Merhaba. Tanıyorsun tabii, ben de ne diyorum. Merhaba. Merhaba. Ya Hikmet, sen ne yapıyorsun akşamları buradan çıkınca?
Eve gidiyorum. Bu akşam mahallede buluşacağız. Sonra da tren raylarına oraya gideceğiz. Gelmek ister misin? Tren raylarına? Hı hı. Ne alaka şimdi ya? Ya lafa bak canım. Gel işte diyoruz oğlum. Sosyalleş biraz. Tamam. Uğrarım. Süper. Akşama görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Çay, margarin, salça, makarna, bezelye, pirinç, ekmek, patates, soğan, elma. Şeyma Hanımcığım, birey yazdınız değil mi? Evet, evet yazdım. Aa, çok iyi. Yazdım Fikri Bey. Fikri Bey, sizce başarabilecek miyim? Yani markete gidebilecek miyim? Gidersiniz canım, market şurası. Hadi inşallah. Antiseptiğimi alayım. Mendil. Anne. Ah. Sen mi geldin kızım? Hoş geldin. Nereye? Hiç, markete. Sen? Hı? Markete gideceksin. Emin misin? Evet, Fikri Bey'in sayesinde bu sefer başaracağım. Ha, 5 yıldır yapamadığını Fikri Bey sayesinde yapacaksın, öyle mi? Ölmek gibi olmasın ama ben bu işlerde çok iyiyimdir. Verdim Şeyma Hanım'a gazı, verdim... Telkinde bulundum. O da ikna oldu, hemen sağ olsun. Harika. Sen dışarı çıktığında Fikri Bey'in de görevi sona erecek. O da gidecek herhalde. Şeyma Hanımcığım, acaba diyorum ki acele etmesek mi, biraz daha mı beklesek ha? Yok, gidiyorum. Ama dışarısı çok kalabalık, trafik, gürül. Tabii canım, siz yaparsınız. Tabii. Dışarısı beni yenemeyecek. Gün geliyor, dışarısı beni bile yenmiyor. Başaracağım. Ben gidiyorum. Kapı orada. Gidiyorum. Kapıyı açtı. Yarın yaparsınız, yarın yapamadınız, öbür gün şey edersin, bakar. Aman olmazsa da olmaz be. Sen geç otur, markete ben giderim. Yok, ben giderim markete. Sen anneni yalnız bırakma. Listeyi unuttum. Ben telaştan ne yaptım farkında mıyım? Hadi görüşürüz, ben kaçtım. Fikri Bey gibi insanlar da olmasa onun yardımıyla başaracağım işte. Başaracağım. Şunu açsana. Başaracağım. Başaracağım. Dur olayıcı. Abla bu ne ya? Keşke elektrikleri kesselermiş. Susuzluk çok zor. Vallahi bence de. Duruladım. Kurul aşk. Sen ne yapıyorsun ya? Abla ya. İsmet otur ablacığım sen. İnternette okudum da zeka özürlülere maaş bağlamıyormuş. Fikret'i de zeka özürlü diye kaydetsek olur mu? O nasıl laf o ya? Otur Fikret. Düşeceksin. Fikret! Otur! Ne yapıyorsun ya? Otur, karşılamıyor beni de ya. Sorgular, sualler. İstediğim zaman gelirim. Ev benim değil mi? Suları kessinler, faturayı ödememiz lazım. Ne yapıyorsun? Şişt, şişt.
Ne yapıyorsun ya? Aa, ne alıyorsun ya? Ali bırak. Bey, parasını ben vermedim. İstediğimi alır. Ha, bizim paramızı alındı onlar. Ben bu evde size hiçbir şey öğretmemişim. Bu evde senin paran benim param mı? Sen neyin peşindesin ya? Ya beni evine alan arkadaşım için erzak yardımı. Ya bırak, alma. Tamam yeter, bırak. Baba bırakır mısın? Tamam. Onu da al. Ay, tamam, bırak. Tamam, tamam, al. Aa, manyak mı be? Ne yapıyorsun, manyak mısın? Bırak. Bırak. Hadi be, hadi be. Bırak dedim. Ya bırak. Ya bırak. Çek işte be. Ya bıraksana. Al işte. Al işte ne? Al işte. Ben sana çekiştirme dedim. Ya sen neyin peşindesin ya? Faturayı ödememişsin, sularımız kesik. Aldın bunları gidiyorsun. Neyin peşindesin sen? Bana bak. Filiz, bankadan bir kart gelecek. O kart gelince hemen al, sonra da bana haber ver, tamam mı? Zeliha'nın kartı mı? Geldi mi yoksa? Geldi. Niye haber vermiyorsun ya? Tamam, hadi git. Al getir de kadına götüreyim ben, hadi. Zeliha'nın kartı niye bize geliyor ya? Ya sana ne? Hadi git sen getir şunu, kadını bekletmeyelim hadi ya. Sen maaşını çekiyorsun kadının. Ben de diyorum bu kahvede yiyecek parayı nereden buluyor? Tabii çekeceğim be. Yaşayan tek akrabası benim. Allah Allah, kadının kimi kimsesi kalmadıktan sonra maaş kartını bana verdi. Üç aydan üç aya gidiyorum, kadının maaşını çekiyorum. Sonra kuruş kuruşuna götürüp teslim ediyorum. Hem bir elini öpüyorum, hayır duası falan alıyorum ya. Nerede kart? Sen kuruşu kuruşuna veriyorsun parayı. Ya veriyorum. Hadi söyle de alayım, bekletmeyeyim babam. Nerede? Ha, nerede? Gönderdim ben onu. Ne? Gönderdim kartı ben. Sen var ya, sen kuş beynisin. Ayağına gelen fırsatı geri tepiyorsun. Yani yalnızın kartı. Kart bizim değil. Biz istesek de alamayız. Bankadan Zeliha'la gider, kendisi alır. Efendim? Efendim? Ha, tabii tabii. Tabii gelirim hemen. Tamam, görüşmek üzere. Ne olmuş? İş çıktı. Aşağıdaki terziye yardıma gidiyorum. Ben patron gelene kadar dükkanda duracağım. İsmet'i Tülay'a bıraksana. Tülay abla yok ki. Aa, değil mi? Masajda o. Kim bakacak İsmet'e? Ben bakarım. İyi, Fikret ikiniz bakarsınız değil mi? Ben önce kendime bakarım, bana güvenmeyin. Aman iyi. Telefonu sana bırakıyorum. Buzdolabının üstünde numara var Nebahat Terzi diye. Bir şey olursa ararsın. Tamam. Hadi ablacığım. Uslu dur sen de, tamam mı? Tamam. Tamam. Oh. Yaramazlık yapma. Ya yapmasana, ablamın dediğini duymadın mı? Karışma bana ya. Ne yapıyor ya? Beyefendi, veremem diyorum. Anlamıyor musunuz? Vallahi kart almadan şuradan şuraya gitmem. Yaşlı kadın evde sabahtan beri benden maaş bekliyor. Çok müşkül durumdayım ama ya. Bakın, yine güvenliği çağırmak zorunda kalacağım. Çağırın. Gitme. Adresi teslim edilmiş, geri göndermişler. Hayır, benim geri zekalı kızım ya. Kusura bakmayın, benim bir kızım var. Kafası çalışmıyor maalesef. Yani kart nedir onu bile bilmez, o yüzden geri göndermiş. Kafa gidik. Halbuki halam yan odada yatıyor. Yani bir seslense işte kafa gidik. Halamız gelsin alsın. Ha, ben de. Halacığım düşüp, affedersiniz, kalçasını kırmış. Yatak döşek yatıyor. Nasıl kalkıp gelsin buralara kadar? Siz niye anlamıyorsunuz bunu ya? Gelemiyor. O zaman şöyle yapalım. Müşteri temsilcisi arkadaşlarımız
İki gün sonra sahaya çıkacaklar. Ben de adresi önlendireyim onları. Saha derken halı saha mı yoksa? Adrese beyefendi, adrese. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa görsün. Allah tuturuz çil çil altın etsin. Tamam, tamam. İmza karşılığı gelip teslim ederiz kartınızı. Allah tamamını erdirsin. Yasin, ne haber lan? Ne arıyorsun burada? Paran yok değil mi? Akşam biralar sen ısmarlıyorsun ha. Bu işte tamam. Kendi ayaklarıyla getirecekler de. Ya nereden bulacağız biz şimdi Selih Ağlay'ı? Kasıyorsan. Abla. Kiraz. Barış ben. Kim ne? Barış ben. Barış, ablan evde mi? Yok ablam. Kiraz sen iyi misin? Buyurun. Filiz. Ablam yok. Kiraz, iyi misin kızım sen? İyiyim, iyiyim. Ufaklık niye ağlıyor? Evde yumurta vardı ama düşürdüm. Ben ona bir bakayım. Dur bakalım, dur sen dur. Bir tane tane anlat, ne oldu? Evde yumurta vardı. Ablam da işe gitmişti. Ben de İsmet aç diye ona yumurta yaparken yumurtaları kırdım. Başka bir şey yap o zaman. Sen de bırak oğlum şunları, gel be. Başka bir şey yok ki. Gel bir yüzünü yıkayalım senin, gel. Olmaz. Niye? Sular yok. Şöyle yapalım mı? Ben yemek yemeye gidiyorum, tamam mı? Filiz'i de o yüzden almaya geldim zaten. Hazır siz buradayken bana eşlik edin. Nasıl fikir? Olmaz. Niye? Ablam kızar. Ablan kızmaz, ben ona söylerim. Parasını alırım zaten ben ondan. Borç mahiyetinde olmuş olur. Hem İsmet istedi deriz. Tamam mı? Hadi. Tamam. Ağlama, hadi, hadi. Hadi toparlanın bakalım. Oh be, çok iyi geldi. Afiyet olsun. Vallahi bana çok iyi geldi. İsmet de sevmiş mi döneri? Sevdi, sevdi. Çok teşekkürler Barış abi. Ben ablama söylerim. Bizim de döner paralarımızı sana öder. Allah Allah. Ne alakası var ya? Dedim ya ben ablanla konuşurum, hallederim aramızı. Sen sayın. Kiraz bu... Sizin su ne zamandır kesik? Yeni kesildi. Babam ödeyecekti ama ödememiş. Anladım. Bak bakalım bana. Yer misin biraz daha? Oh, görsün tabii. Tekrardan çok sağ ol Barış abi. Önemli değil. Gel bakalım. Hop. Eve kadar ben taşıyayım istedim. Kiraz! Ne yapıyorsunuz dışarıda? Sakin ol. Bir işimiz yok. Yemek yedik sadece. Abla, Barış abi bize döner aldı. Ne? Ya ben yanlışlıkla yumurtaları kırdım. Bir de sütü de döktüm. O sırada Barış abi geldi. Ben de ne yapayım? İsmet de aç diye ağlıyordu. Ben sana ne dedim? Başkalarının aldığı yemeği yemeyeceksiniz demedim mi? Bir saatliğine dışarı çıkıp gelecektim ya. Bekleyemediniz mi bir saat? Ne işiniz var dışarıda ya? Abla. Hadi eve. Al İsmet de eve. Abla, Barış abiye kızma. O iyilik olsun diye. Kiraz, cevap verme. Eve.
Hadi. Hadi bakalım koca oğlan. Gidiyorsunuz. Eve. Sen benim kardeşlerime nasıl yemek ısmarlıyorsun ya? Bu kadar kızacaklar var. Yemek yedik sadece. Onlar benim kardeşim. Kimsenin alacağı bir şeye ihtiyaçları yok. Filiz, çok büyük saçmalıyorsun şu anda. Ne kadar tuttu bu yemek ya? Ya ne kadar tutabilir? Ne kadar tuttu? Filiz, ben de onların Barış abisi sayılırım. Saçmalama lütfen ya. Al. Filiz. İlk önce sakin ol. Sadece yemek yedik. Tamam mı? Ya bir saatliğine gittim ya. Ben istiyor muyum onlar yalnız kalsın? Nerede kaldı bu çocuk? Anca çıkmıştır marketten. Gelir birazdan. İnsan lafının üstüne gelir. Ne haber Müjde? İyi. Senden ne haber? İyi. Sen? İyi. Oh, saat kaç olmuş? Hadi ben kaçtım. Nereye kaçıyorsun ya? Eve. İşim var çok. Siz de güzel güzel takılın. Raylara gidelim mi? Raylara gidelim. Ne yapıyorsun? Ne demek ne yapıyorsun? Arzu, sen yanlış anladın herhalde beni. Ben... Sen ne? Ne bileyim yani. Hikmet, sen benden hoşlanmıyor musun? Ne? O nereden çıktı ya? Nasıl ya? Sen abinle konuşmadın mı? O da Müjde'ye anlatmış. Arzu, yemin ederim yok öyle bir şey. Şaka falan yapmışlar sana herhalde. Şaka falan yapmış herhalde sana o. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya bunun dalgası geçilir mi? Dalga falan geçmiyorum. Benimle dalga geçmek ne demekmiş gösteririm ben sana. Ya Arzu, benim bir suçum yok ki. Sen kendinle dalga geçme, Allah'ım yüzü. Görürsün. Arzu. Tipsiz. Ulan Ahmet. Ulan Ahmet. Fiko, Akdeniz'in bitki örtüsü. Fiko. Akdeniz'in bitki örtüsü ol. Baksana suratıma. Maki lan, Maki. Oğlum Maki, vurmasana çocuğa. Oh, anlamıyor. Ha, Maki. Ha, bırak da şunu. Yaz şunu. 50 defa yazacaksın anlayana kadar. Allah Allah ya. Kiraz'ım, niye burada oturuyorsun? Gelsene içeri. Küs müyüz? Sizi Barış'a gördüğümde bağırdım diye mi böyle? Madem Barış abiyle görüşmek bu kadar kötüydü abla, sen neden arkadaş oldun ki o zaman? Ablacığım, öyle bir şey değil. Nasıl öyle değil abla? Bize yardım ediyor ne güzel işte. İsmet açlıktan ölse daha mı iyi olacaktı? Ay tamam, abartma. Abla, ben bir şey abartmıyorum ki. Madem bizim hayatımız böyle, 40 yılda bir birisi çıkmış karşımıza bize yardım ediyor. Fena mı yani? Ya ben sizi dışarıda görünce evde sanıyorum ya, telaşlandım. Abla, Barış abi iyi biri. Bir daha dışarı çıkarken haber ver, tamam? Tamam. Küs müyüz hala?
Aa, küsüz hala. Ay hala küsüz. Ya, tamam, ya, hadi barış, tamam, 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 barıştık. Tamam. Sen ne karıştırıyorsun? Aa, ne oluyor be? Karışma abla, sen ne karıştırıyorsun? Ne oluyor oğlum, ne karıştırması? Sen sardın değil mi bu Arzu'yu benim başıma? Arzu kim? Karışma abla. Ben sardım lan. Adam gibi yaşıtlarınla arkadaşlık ettirdim, fena mı ettim? Yaşıt ne demek, sen anlat bakayım be. Abla dur, dur. Sana 50 defa söyledim bana karışma diye. Bana karışma. Bu ne şimdi? Ya ergen ergen hareketler yapıyor işte ya. Sen bu yaşıt olayını anlat bakayım be. Ya ben ne dediğimi biliyorum abla. Ver lan şunu. Akdeniz'in bitki örtüsü. Oğlum maki dedi ya ya. Allah Allah. Maki. Önce aldığı malzemenin parasını versin. Nakit getirsin, alsın malzemeyi. Haklıyım tabii. Hadi, haydi bay bay. Ne kadar iş kaldı? Yok, az kaldı. İyi, ben kaçtım o zaman. Tamam. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ ol abi. Ahmet, ben bir duruyorum. Birader. Baksana. Buyur Memur Bey. Tanımadın mı beni ya? Dizinin akrabası değil misin sen? Aa, şimdi hatırladım. Hani Fikri abiyi aramak için karakola gelmiştiniz. Neydi adın? Barış. Barış, gel bırakalım seni nereye gidiyorsan. Yok, ben size zahmet vermeyeyim. Ben yürüyorum öyle. Bu saatte tehlikelidir buralar. Alışık değilsindir sen, gel. İyi madem. Hayırdır bu saatte? Filizlerden mi? Nasıl? Filizlere mi uğradın diyorum. Aa yok. Burada bir işim vardı, o yüzden buralara geldim öyle. Bu saatte buralarda yürüme ama. Bizim mahallenin bu taraflar pek tekin değildir. Sen anne tarafından akrabasısın herhalde Filiz'in. Evet, evet, anne tarafından. Fikri abinin bütün sülalesini tanırım çünkü seni hiç görmedim, o yüzden sordum. Ben buralarda değildim ya, yeni geldim İstanbul'a. Anladım. Siz Filiz'le nereden tanışıyorsunuz? Oho, ben Filiz'i çok eskiden tanırım. Hadi ya. Tabii canım, çocukluğunu falan bilirim Filiz'in yani. Biz Filiz'le bayağı yakınızdır. Yani sizden hiç bahsetmedi de bana, o yüzden sordum. Bahsetmedi mi? Evet. Yani ben buralarda değildim ama Filiz'le hep konuşurum. Yani her şeyini anlatır bana. Önemli olan her şeyi. Ben şu müsait bir yerde ineyim, ileride bir taksi durağı var. Oradan taksiye atlar geçerim. Daha fazla zamanınızı almayayım sizin. Sen bilirsin. Burası iyi herhalde ha? İyidir, iyidir. Teşekkür ediyorum. Kendine dikkat et Barış. Merak etmeyin. İyi görevlersiniz. Fikri Bey, ben bunları buldum. Hem de tertemiz. Dört kere yıkadım. Ah, ne iyi insansınız. Vallahi kadının başına kim bilir ne kötülükler gelecekti. Bakın, bu var. Bu var. Olur, olur ya. Bu olur.
Daha bir görmeliydiniz. Kadıncağız var ya, nasıl böyle ısınlar üstü başı yırtık pırtık içinde ağlıyordu ya, ağlıyordu. Dedim ki Fikri, sen bu kadına mutlaka yardım etmelisin. Yani ne iyisiniz. Başkası olsa yemin ediyorum kafasını çevirirdi. Ya şu benim insaniyetim yok mu? Aslında var ya, ben hep ondan kaybettim işte. Yalnız onları şöyle düzgünce katlayalım da. Şeyma Hanımcığım, acaba diyorum birkaç tane de eşarbınız var mı acaba? Yani kadının kafası açıktı, üşür müşür maazallah kafasını ısıtalım ha. Ne iyi düşündünüz. Ben hemen size eşarp getiririm. Şu olur işte, bu gayet iyi işte. Tamam işte, bu tamam. Bunun üstüne tamam. Kirazcığım, sana da sütlü kakao yaptım. Banyodan sonra iyi gelir. Al bakalım. Ya çok sağ ol ya. Teşekkürler. Ama sen olmasan korkacaktı çocuklar. Ay ne demek kız. Ay Fikret benimkinin duş jellerini kullanmaz değil mi? Huyludur Tufan. Ya yok yok, tembihledim ben, merak etme. Ha, tamam. Evet. Anlat bakalım şimdi. Neymiş bu döner meselesi, anlat. Barış çocuklara ben yokken döner almış. Gerizekalı döner. Evet bu. Nasıl yani? Sen şimdi bunca tribi çocuk döner aldı diye mi attın? Evet. Allah Allah. Ya ne var çocuk? Vale çıkarmış cebinden bir döner parası vermiş. Ne var bunda? Benim kardeşlerimin kimsenin parasına ihtiyacı yok ya. Bir şey istiyorlarsa alırım ben. Ya alırsın. Paran olsa elbet alırsın da. Ya Filiz, bak bunca senedir ben seni tanıyorum. Ben bile anlamadım kızım seni. Ben bile anlamadım ya. Yere burnun düşse eğilip almayacaksın. Niye böylesin kızım sen? Çocuk bir hata mı etti? Ne yaptı çocuk sana ya? Yapmasın işte bir şey ya. Yapmasın yani, isteyen mi var? Hı. Ay Kiraz, senin bu ablan normal değil, biliyorsun değil mi? Biliyorum. İşte burası. Tamam, sen eve git. Biz onun icabına bakarız. Yürüyün. Görürsün sen şimdi benimle kafa bulmayı. Nerede lan o hikmet? Nerede lan? Kardeşime sarkmaktaymış, göstereceğim ben ona. Bir dakika, bir dakika, ne oluyor? Ne istiyorsunuz ya? Hayırdır lan, sen kimsin? Bir dakika, bir dakika. Ben Arzu'nun abisiyim. Gel lan buraya! Gel lan buraya! Gel lan! Nereye kadar kaçacaksın oğlum? Şişt, hadi hadi. 25 dakika 30 saniye. Gerçekten bütün soruları yaptın mı? Kızım bunlar soru mu ya? Sen bana böyle 3-5 kişi daha bulsan var ya, köşeye dönerim ben de. Aslında lise sınavlarına girecek birkaç kişi daha tanıyorum. Onlarla da konuşurum. Ha? Ya kız biz seninle böyle çete olmayalım. Arzu'nun abisi değil mi o ya? Ta kendisi. Şş, lan! Senin kardeşin olacak Hikmet dallaması Arzu'ya sarkmış. Söyle ona, onu gördüğüm yerde geberteceğim oğlum. Sarkmış derken? Askıntı olmuş lan işte. Sen yanlış duymuşsun, Hikmet yapmaz öyle şey. Madem kardeşini bulamıyoruz, o zaman biz de seninle idare ederiz. Hazır elimiz kaşınıyorken. Saçmalamayın ya. Bir de sen karışma. Kardeşinin okulda kırıştırmadığı bir Hikmet kalmıştı. Yüz vermedi diye iftira atmış olmasın? Ne diyorsun lan sen? Yapmayın! Yapmayın ya, yapmayın! Hadi. Gel aşkım, gel. Çık. İsmet'im gel. Allah. Tufan abinin duş yerlerini kullanmadın değil mi? Yok ya, vallahi sabunla yıkamam. Aferin. Tülay,
Ya Cemil'le çıkacağım diye bana verdiğin makyaj malzemeleri vardı ya. Hı-hı. Kullanmadım ben onları. Hadi gel al. Ay sonra alırım kız. Ne olacak? Ya bunların elinde oyuncak olur. Gel al sen. Ay. Hoppa. En önemli şey sesini inceltmek. Eğer çocukları bir kandırırsak bankacıyı da kandırırız. Hadi. Tamam abi yaparız. Bak ne yapacaksın? Sesini inceltecek şöyle. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Ben sizin Zeliha halanızım. Hı? Öpün bakayım elimi. De bakayım şimdi. Merhaba çocuklar, nasılsınız? İncelt şu sesi biraz ya. Bak böyle. Merhaba çocuklar, de bakayım. Merhaba çocuklar, ben sizin Zeliha halanızım. Öpün bakayım elimi. Ağlama ağlama, güven kendine, ağlama. Merhaba çocuklar, bir kere daha hadi, hadi. Merhaba çocuklar, ben Zeliha halanızım. Tanıdınız mı? Ne oluyor be, bu ne? Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Hah, işte benim de yavrularım geldi yavrular. Merhaba çocuklar, ben Zeliha halanızım. Tanıdınız mı beni? Öpün bakayım elimi. Bu ne ya? İşte Zeliha halanız, gel öp elini hadi. Ay Fikri abi, ne halası ya? Resmen amca bu. Yeme bizi yani. Ya sen her şeye karışma ya kızım. Sen nereden hatırlayacaksın Zeliha halanı? Sen en son gördüğünde 7 yaşındaydın. Bu kadar acıktın ya. Zeliha halanın bacakları da seninkinden kıllı. Hayret bir şey. Neler çeviriyorsun acaba yine ya? Bacak, bacak, çorap. Çorap, çorap, çorap. Bu çorap halleder bunlar. Ben kadın çorabı giymem abi. Sen sesini gel, 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 gel. Merhaba Filiz. Ha, merhaba Cemil. Ya kusura bakma, çok işim vardı benim. Yok, çok vaktini almayacağım zaten. Konuşamadık. Arabada olanlar için özür dilerim. Kusura bakma. Heyecanıma yenik düştüm herhalde. Yok ya, özür dileyecek bir şey yok. Önemli değil yani. Bir de anneme senden bahsettim. Çok sevindi. Seni zaten senelerdir tanıyor ya. Yarın mantı yapıyormuş. Bir görmek istedi. Filiz de gelsin dedi. Ha, ama benim çok işim var biliyorsun. Çok yoğunum. Gelemem ben herhalde. Yani. Filiz, lütfen. Bak beni senelerdir tanıyorsun. Benden sana bir zarar gelmez. Biliyorsun bunu. Kırma yaşlı kadını. Çok heyecanlandı. Bütün gün aradı, sorular sordu bana. Ha? Tamam. Haberleşiriz o zaman. Ararım ben seni. Tamam, görüşürüz o zaman. Rahmet. Ne oldu lan? Ya biliyor musun? Yaşları 17 ila 25 arası değişen erkeklerin en sık kırılan kemiği burun kemiğiymiş. Ama sana hiçbir şey olmadı. Sapasağlamsın. Tütütü maşallah. Kim yaptı bunu sana? Neyi? Oğlum, seni kim bu hale getirdi diye soruyorum. Hala aptala yatıyorsun ya. Bir de ben vuracağım ha. Ne bileyim ben ya. Aşağı sokaktaki serseriler falan herhalde. Aşağı sokak mı? Ya babam Kamil abi niye kadın çorabı giydiriyor ya? Şişt, sen ne biçim konuşuyorsun lan adam diye? O senin Zeliha Hanım. Nasıl Zeliha Hanım? Bu evin sahibi Zeliha Hanım. Gel. Gel öp elini bakayım Zeliha Hanım. Gel. Zeliha Hanım. Elimi öp evladım. Ya Kamil abi aşağıdaki parkta yatıyor ya. Ne biçim konuşuyorsun lan? Sensin Kamil. Zeliha Hanım işte. Hem sen nereden hatırlayacaksın ki Zeliha halanı? Sen onu en son gördüğünde daha bu kadarcık çocuktun. Konuşmayı bile bilmiyordun sen. Sen bana bak, bırak bu işleri tamam. Neyin peşindesin, anlat. Şşş, tamam be, tamam. Çıkart lan şunu. Çıkart, çıkart. Keyfimden değil herhalde. Yarın sabah bankadan memurlar gelecek. Senin kapıya kadar gelip de geri verdiğin o kartı Zeliha Hala'ya elden teslim edecekler. Hem başıma iş açıyorsun hem de hesap soruyorsun ya. E git getir alayı. Ne? Daha İzmit'e kadar gideceğim. Oradan otobüse atacağım. Kadını buraya getireceğim. Yazık değil mi ya? Hem senin hatanın cezasını o mu çekecek? Tamam işte, Kamil halleder. Ya rica ederim Tufan abiden, arabasıyla gidip alıp gelelim halayı, olmaz mı? Tabii ya, ara sor bakayım. Ya tamam tamam, dur ya. Dur, tamam. Yok, Zeliha Hala artık İzmit'te yaşamıyor. Nerede yaşıyor? Tahtalıköy'de. Ne? Ne? Oo. Öldü gitti. Mortingen. Ay başımız sağ olsun. Öldü mü? Öldü. Sen niye bu kadar şaşırdın ki? Sen Zeliha Hala'yı hiç tanımadın ki. Ya tamam da bundan sonra hiç tanışamayacağım. Ya gidin ya, beni delirtmeyin ya. Ben zaten üzgünüm.
yastayım. Niye, ne zaman öldü ki hala? 12 sene önce. Ne? Oo, baba ya. Çok pardon. Adam arkadaşlarını, komşularını toplayıp gün yapmış. Yahu senin neyine gerek gün? 70 yaşında ihtiyar kadınsın. Komşular gittikten sonra da kendini ev işine temizliğe vermiş. O arada kalbi sıkışmasın mı? Alayım mısın sen ya? Şunu iç. Daha iyi gelecek. İç. Pop, pop. Bir geldim ki eve, yerde boylu boyunca yatıyor. Rahmetli. Allah, bu ne lan? Ya hala ya, bu sek içilir mi ya? Hala. Ben size hiç söylemedim bunu. Niye? Siz üzülmeyin diye. Ben neler çekiyorum biliyor musunuz siz? Ay inanmıyorum ya. O benim her şeyim. Bu kadarcık ben onun elinde büyüdüm. Her şeyi ondan öğrendim. Ay yani biz 12 yıldır kadının maaşını çekiyoruz. Evinde oturuyoruz. Suç yani bayağı. Vasiyet etmiş mi bari? Yok, resmi olarak ölmediği sürece vasiyete gerek yok. Hem ölüm hak, miras helaldir bizde. Değil mi? Hı? Sen kadının öldüğünü kimseye söylemedin diye yaşıyor da sayılmıyor ama. Ya sen bunları boş ver de yarın için hadi bir çözüm bul ya. Ne çözüm bulacağım be? Ben senin suçuna ortak mı olacağım? Ben bildiririm vallahi bankaya hala ölmüş diye. Tamam tamam, git söyle. Böylece ayda 600 liradan olalım. Sonra gelirler eve de bakarlar. Ev de onun üzerine olunca onu da bizden alırlar. Bizim eve ihtiyacımız var. Yok tabii. Tabii tabii, git sen şikayet et, git. Bu 600 lirayı sen yiyormuşsun zaten senelerdir. Bizim şimdi haberimiz oluyor. Tamam, şimdi haberin var. Eğer o 600 lira olmazsa sen suyu nasıl açtıracaksın bakalım. Hadi git git git, söyle sen. Tamam, hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar, aklıma bombastik bir fikir geldi. Neymiş? Lan bir çıkart şunu sen de, öf be. Tülay kızım, hoş geldiniz. Kim bunlar? Hoş bulduk Hasan amcacığım. Ailem, ailem. Ailemi getirdim. Çok güzel, çok güzel kızım. Hoş geldin. Aa, size bir sürü hallar. Seç, beğen, alıştım. Gel vazgeçelim bu işten ya. Vallahi bak, sen işinden olacaksın. Ya ne işimden gücümden olması? Ben buraya haftada 3 kere geliyorum. Bugün alacağım, yarın koyacağım. Kimse çakozlamaz buna yol. Hiç kimse. Ay bunlar da insancağızlar yani. Üf, ne yapıyoruz biz buraya? Ay başladı yine etik etik konuşmaya. Gel bakayım buraya. Biraz daha dönersek o faturasını hepimiz kokacağız. Mahalleli toplanıp bizi attıracak evden. Aynen ya. Bak şimdi. Hüsniye Hanım, o biraz rahatsız. Her an gidebilir. O olmaz. Şu beyazlı olan. Nuriye Hanım, 2 saatte bir ilaç içmesi lazım. O çok uğraştırır. Suna var ya, yılan yılan. Ay onunla hiç uğraşılmaz. Asuman, konkende 1 numara ama onun yokluğu çok belli olur. Abla ben bunu beğendim. Ne yapıyorsun sen ya? İnsan bu, eşya mı seçiyorsun? Ben bunu beğendim. Ama ben onu... Konuşma. Senin bu sınıf arkadaşının annesi hastaydı. Ne hastalığıydı o? Alzheimer mi? Hah. Alzheimer, bize öyle biri lazım. Ben yaşlanınca sakın beni böyle bir yere bırakmayın ha. Aman merak etme, gömersin sen Allah hepimizi. İnşallah. Abla, Hülya abla. Nasıl? Seni ağlama benziyor zaten. Hadi. Tamam, gidiyorum ben. Ne, hiçbir yere gidemezsin. Bu çocuklar seni bir yakalarlarsa ne yaparlar sana biliyor musun? Tamam bak, ben seni eve bırakacağım. Tamam bak, zaten bunları taşımam lazım. Bana yardımcı olmuş olursun. Ya tamam da kimse yok zaten. Şuradan çıkacağım, gideceğim. Hikmet, lütfen, lütfen beni bir dinle. Tamam. Hadi. Hmm.
lan pislik? Korkudan dışarı çıkamıyor mu? Sana söylüyorum, nerede Hikmet? Bilmiyorum, sizden sonra bir daha gelmedi dükkana. Söyle ona, bulacağım onu. Hikmet, uzaklaştık, çıkabilirsin. Bu ne ya? Fare gibi saklanıyorum arkada. E, saklanacaksın tabii. Böylesine laf mı anlatılır? Anlamadan, dinlemeden saldırırlar insanın üstüne. Nedir bu çocuğun seninle derdi? Kız kardeşiyle çıkıyorsun diye mi bu kadar olay? Ben kimseyle çıkmıyorum. Ya, ne bileyim ben, hani geçen gün o markete gelen kız vardı ya. O onun kardeşi değil mi? Çok da hoş bir kızdı. Ben de aranızda bir şey var diye düşündüm. Yok, aramızda bir şey falan yok. Olamaz da zaten. Ben başkasını seviyorum. Durdursan arabayı, ben yürüyeyim buradan. Bırakırım ben seni. Yok, gerek yok. Yürürüm ben buradan. Gel alın canım, gel. Çok gel, ağırmış gel. Be bu çanta. Ay, ay, ay. Dikkat, şurada ayakkabıları çıkarttık. Çok güzel. Buyur geç alın. Buyurun, hoş geldiniz. Gel alın, gel, gel. Ay Allah'ım. Ne oldu? Ne oldu kız? Her şey eskisi gibi. Yerli yerinde. Hiç değişmemiş. Tam hatırladığım gibi. Tabii halacığım, sen gittiğinden beri aynı bıraktık. Hep senin hatırladığın gibi. Bak, 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 bak. Görüyor musun nasıl idare ediyor? Şimdi seninle gurur duyuyorum. Sen benim kızımsın. Halacığım, eşyalarını biz odaya bırakalım mı? Olur kuzum. Sonra da güzel bir yemek yaparım size. Alan burası senin, olan burası. Hemen. Şu faturaları ödüyoruz, sonra ben halanın öldüğünü bildiriyorum. O para sana yarar olmayacak yani. Tamam? Ya şimdi bu kadın baya baya kendini bizim halamız zannediyor yani, öyle mi? Evet, vallahi. Ya. Çok iyi ya. Gel halacığım, gel. Düzgün otur lan, halanız geliyor. Telefonla bizim fotoğrafımızı çeksene. Sırası mı şimdi, ne alakası var? Ya kız doğru söylüyor. Şimdi halanız bu evde yaşıyorsa hiç mi etrafta fotoğrafı olmaz yani? Ben birkaç tane fotoğrafınızı çekeyim de yarın bastırırım. Adamlar gelmeden yapıştırırız her yere. Hadi gelin, gel, 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 gel. Gel, gel. Ay, gelin lan, geç lan, geç. Hala, özledin mi beni? Özledim ya. Hiç gelmiyorsun ziyaretime. Hala, benim okulum çok yoğun ya. Ama söz, bundan sonra hep geleceğim seni ziyaretine. Şişt. Canım alan benim. Hadi hadi. Gülümseyin. Ha, koş, fotoğraf çekiyoruz hadi. Ne oluyor ya? Ha, ben de biri eksik diyordum, tamam olduk, gel gel. Sana ne oldu oğlum? Oğlum seninkiler benzeyecek birini arıyordu, beni buldular işte. Ne diyorsun ya? Ben de senin yerine dayak yedim, ödeştik işte. Yalnız bunlar her tarafta seni arıyor, ha, durmazlar, haberin olsun. Biliyorum, halledeceğim ben o işi. Ha. Rahmet, sus artık, sus. Ha, hadi çekiyoruz. Yaklaşın şöyle. Şu, açılın, ay. Açılın, açılın. Bankacı gelmeden olmaz, hadi açın. Allah açın. Seni kahretmesin.
Yapacaksın kendine. Bu ne ya? Vay. Bu benim kendimin mutfağım ya. Vay sizi köftürürler vay. Demek ziyafet yapıyorsunuz ha. Babanız geldi diye sevinip şenlik yapıyorsunuz. Ay, 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 ay. Baba bak, halam bize yumurtalı ekmek yaptı. Vallahi özlemişim seni be hala. Şu evde senin öz be öz yerinde senden başka kıymet veren yok ha. Hadi git giyin artık ya, gelecekler şimdi adamlar. Lan senin lokmanı da boğazıma dizmesen olmaz ha. Gelecekleri var, görecekleri de var ya. Beklesinler. Hikmet'i gören oldu mu ya? Yok. Abi bak, halam bizim için yumurtalı ekmek yaptı. Oo, nefis görünüyor ha. Aldım ben bir tane. Hadi kaçtım, gidiyorum. Oğlum kahvaltı yapsana. İşim var, işim. Abi. Ne var lan? Hikmet abi, ekmek bıçağını gitti. Nereye gitti oğlum? Bütün mahalle bunu konuşuyor. Hesaplaşacaklarmış bugün. Nerede dedim oğlum? Burak abinin evinin önünde. Abi. Hı. Ben de geleyim mi? Lan saçmalama. Otur oturduğun yerde ablama da bir şey söyleme. Yürü. Hadi ya, hadi ya, oturun ya. Hadi yumulun, yumulun. Aile dedin, birlikte oturur, birlikte kalkar masadan. Hem şimdi bakın bir tane de aile büyüğümüz var burada ya. Bu adam kim kızım? Babam. Hala vallahi bozuluyorum ha. Bir tane öz göz yeğenim var, onu da hatırlamıyorsun. İhtiyarlık işte evlat. Ne ihtiyarlığı ya? Senin maşallahın var. Bak gör, şu banka işini halledelim, kartı cebe bir atalım. Ondan sonra seni görücüye çıkartacağım. 20 yaşında adamlar burada kuyruk olacak böyle sıra sıra. Ne be, ne? Bak, o da kıkırlıyor. Demek ki onun da hoşuna gitti ha. Korkma lan, korkma. Ne yapıyorsun sen burada? Oğlum dayak yiyecekmişsin. Tek başına dayak ye, ben de sana arkadaşlık edeyim lan. Sen yiyeceğini yemedin mi abicim zaten? Karışma, hallederim ben. Oğlum, bu arzu meselesini senin başına ben sarmadım mı? Ha? Ha, ben de hak ettim demek ki. Sen planın ne, onu söyle bakayım bana. Planım yok. Yani dün gece telefonda konuştuk Burak'la. Bekle beni burada dedi. Ben de bekliyorum. Çıksın dalacağız birbirimize. Oğlum salak mısın sen? Arkadaşları koşar gelir ya hemen. Gelirlerse de öldürene kadar döverler de. Ne yapayım abicim, korkak gibi nereye kadar saklanacağım? Gelsinler, kavgamızı veririz gideriz. Tamam o zaman. Bıçak olayına gerek yok yani. Alayım. Şu arkadaşı şöyle. Aa. Efendi gibi dayağımızı yeriz. Bu konuda burada kapanır, tamam mı? Bu ne? Nasıl abi? Oğlum bana insanların kıtkanağı taksit dalları ve getirmeyin demedim mi ben size? Ama alıcısı var abi. Alıcısı var da satıcısı ben değilim. Boğaz'da kulüplerde para ezen adamların arabasını getireceksin, bunu değil. Şimdi al götür bunu nereden getirdiysen. Tamam, haklısın. Biz aynen bırakırız bu akşam. Merak etme. Tak şunu da sağlam götürelim arabayı. Cenk abi duydun mu olayı? Hangi olayı lan? Abi Hikmet var ya. Marketteki Hikmet. Aynen. Burak canını okuyacak onu. Nasıl yani? Abi Hikmet bunu kız kardeşlerine yazmış. Burak da uyanmış mevzuya, peşine düşmüş. Sonunda sözleşmişler. Bu sabah kavga var. Burakların evinde oldu. Çok feci dayak yiyecek Hikmet. Neredeymiş bu ev? Bak.
Oğlum bunların çıkışa bek, gel gidelim ya. Nereye gidelim abicim? Ne dedirteyim kendime? Korktu kaçtı mı dedirteyim? İyi dedirtme. Çıkacakları yok işte, çıkmıyorlar. Çıkarlar şimdi. Ha. Vay, kendi ayağınla dayak yemeye mi geldin? Vallahi cesur çocukmuşsun. Geleceğini hiç düşünmemiştim. Kimin ne yiyeceği belli olmaz. Adam gibi kozlarımızı paylaşalım. Bu konu da burada kapansın. Hay hay, kapatalım. Barış, sen karışma. Kim lan bu? Gel birader, canın çektiyse iki tane de sana çakalım. Bak böyle üçe iki olmaz ama. Hadi gel üçe üç yapalım bunu. Adın ne senin? Burak. Bak Burak, biz bu olayı burada kapatalım, olur mu? Uzatmayalım. Heh? Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık. Gel hadi. Hey. Eyvallah. Bir şey mi bu lan? Yok, bir şey yok. Fikri Bey, gittin gelmedin. Ne oldu acaba? Başına bir iş mi geldi? Oldu. Sen niye erken geldin? Bir şey mi oldu? Of, of anne ya. Hayır, kötü bir şey olmadı. Kızım ben sana diyorum işte, gerekli olmadıkça dışarı çıkma diye. Bak evimiz güzel, evimiz güvenli. Ne oldu? Bütün mahalle Fikri amcayı neden eve aldığını konuşup duruyor. Neyimiz varmış bizim konuşacak? Ne konuşuyor? Anne sen dursun. O da öyle. Ya, sürekli gidip gelmesi doğru değil. Ama o kötü bir niyetinden burada değil ki. Onu şey gibi düşün. Doktor. Doktor gibi. Bana iyilik yapmak için burada. Tamam anne, tamam. Akşam yemeğe gelmedi. Sabah kahvaltıya da başına bir şey mi geldi acaba? Ya gelir o, sen merak etme. Müjde, sende Fikri amcanın telefon numarası var mı? Bir arasak. Hayır anne, bende numarası yok. Karnı acıkınca tıpış tıpış gelir o, sen merak etme. Camları ılık sirkeli suyla silecekse, çerçeveleri de karbonatla temizlersen mis gibi olur. Karbonat ve sirkeli su. Tamam, ikisini yazdım. Tamam tamam, bırak onu sen. Hala, gel şimdi seninle bir idman yapalım mı? Lisedeyken koşu takımındaydım ben. 400 metrede birinci olacaktım. Ayağım takıldı, düştüm. Bak. Allah, ben o idmandan bahsetmiyorum. Şimdi senin nüfus bilgilerin üzerine bir idman yapalım. Şimdi senin adın soyadın ne? Benim adım soyadım ne? Hala, Seliha hala. Şimdi sana soruyorum, senin adın soyadın ne? Ya anlamıyor musun sen ya? Baba. Ya ne? Bankacıların önünde rezil olmayalım diye antrenman yapıyoruz burada ya. Tamam hala. Şimdi ben ne söylüyorsam sen onu tekrar edeceksin, tamam mı? Benim adım Zeliha, soyadım Uçansu. Benim adım Zeliha, soyadım... Uçansu. Yok ya, yok ya. Bunun devreleri iyice yanmış ya. Yaşım 88. Yıl 2017. 2017'den 88 çıkarsak... ya Kiraz, 2017'den 88 çıkarsak kaç kalıyor, bir hesapla sana. 100 çıkartsak 1917... 1929 oluyor baba. Benim adım Uçansu. Yaşım
1929. Yok ya, o ne ya? Ne bağırıyorsun ya? Ya yıl diyor, yıl. Adamlar gelmek üzere, bizim halimize bak ya. Bak hala, son kez söylüyorum sana, iyice aklını tut. Yaşın 88, 1929'da İzmit'te doğdun. Babanın adı Mustafa, ananın adı Neziye. Sakin. Ne? Tamam, sakinim. İyice anladın mı? Hatırlayamıyorum evladım. Ya sen iyice bunamışsın ha. Tamam Allah, üzülme, ağlama. Üzülme. Ağlama, tamam mı? Ya hala ya, ağlayacak bir durum yok ya, yapma ya. Adamlar gelecek, şu halimize bak ya. Ya yok ya, numara yapıyor ya, numara yapıyor. Otursak. Kimmiş kızım? Korkma halacığım, yok bir şey. Kimse değil. Tamam. Sakin ol. Dur. Hala gözünü seveyim sen. Hiçbir şeye karışma. Gözünü sönmeyeyim. Dışarı bak, tamam mı? Toparlan. Geliyorlar. Merhaba. Talibank'tan geliyorum ben. Zeliha uçan suya kartını teslim edecektim. Yok burada öyle biri. Ama adres doğru. Adres değiştirirsiniz adresi. Yanlış bilgiyle gelmişsiniz. Yok burada öyle biri. Ooo, küresel sermayenin bekçileri, hoş geldiniz. Ayşe abla mandal istemiş. Ben senin Ayşe ablan. Hala biz idmana devam edelim, tamam mı? Hadi bakalım. Senin adın Zeliha, soyadın Uçansu, yaşın 88, yani 1929 doğumlusun. Hadi bakalım. Benim adım 1929. Ay senin. Ya yok ya, yok ya, yok ya. Anlamıyorsun ya, anlamıyorsun ya. Ne? Nerede kaldı bu adamlar ya? Gelmeyecekler. Ne demek gelmeyecekler? Gelmeyecekler, yolladım ben. Hı? Manyak mısın sen ya? Niye yolladın adamları? Bağırmasana, korkuyor kadın. Bu kadın öyle davranamazsın ya. Yaşlı ve hasta, görmüyor musun? O yaşlı ve hasta sen. Gençle salak mısın kızım? Niye yolladın adamı? Doğru konuş. Ne? Sen bizi, bu kadını böyle senin abuk subuk işlerine alet edemezsin. Ben tek başıma mı yaptım ya? Sen de benimle gelmedin mi? Geldim. Ben böyle yapacağını nereden bileyim? Kadının haline bak. Sen var ya, sabahtan beri bana para diye ötüyorsun. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Her zaman ne yapıyorsam onu. Öyle mi? Evet. O zaman her zaman ne yapıyorsan onu yap. Ben bir daha bu evde bir dakika bile durmam. Senden var ya, eli bol falan olmaz. Tamam oğlum, korkma. Ya Allah'ım ya. Sen bana mukayyet, sen bana sinir krizi geçireceksin. Sen var ya sen benim kızım olamazsın. Kesin sen hastanede karıştın ha. Sen var ya sen zararsın. Bu eve zararsın. Ya. Eyvallah Barış, sen de sağlam mısın ha? Ben sizi hallederdiniz ya. Ne oldu? Ablam vermedi mi kartı? Siktir lan. Sana kolay gelsin Barış. Şu an anladım. Ne oldu yüzünüze? Ya yok bir şey ya. Oğlum ne oldu yüzünüze ya? Ya anlatırım ama tamam. Ne işiniz var Barış'la? Anlatırım tamam. Fena çocuk değil abi Barış. İşte yeniden karşılaştık. Filiz. Barış, ne haber? İyiyim, senden ne haber? İyi diyelim, iyi olalım. Ne yaptınız? Çok merak ettim ya. Anlatırım sonra. Ya benim halam huzur evinden bir günlüğüne evci çıktı da onu geri götürmemiz lazım. Anladım. Sende araba vardı değil mi Barış? Ya Tülay. Var. Ya ne yapalım? Yaşlı kadını otobüslerde mi süründürelim? Bizi götürebilir misin acaba Barış? Tabii ki götürürüm. Ay süpersin ya. Hadi. Ben arabayı getiriyorum o zaman. Tamam.
zamanlar televizyon yok tabii. Radyodan dinliyoruz şarkıları. Ben hep radyonun başındayım. O şarkı çıksın diye bekliyorum. Ablacığım, halayı hazırla da geri götüreceğiz. Ama abla, kalsa ne olur ki? Ablacığım, olmaz. Ben çantasını hazırlayıp getiriyorum. Akşama size ne pişireyim çocuklar? Buldum. Çikolatalı puding. Geri abla, götürmemiz lazım, olmaz. Lütfen abla. Ben onunla ilgilenirim. Orada çok yalnız kalacak bak. Ben ona bakarım. Ne yapmak gerekiyorsa da yaparım abla. Lütfen kalsın. Ama o bizim halamız değil ki ablacığım. Nasıl kalsın? Kirazcığım. Bak istediğin zaman gelip halayı huzur evinde görebilirsin. Ben götüreceğim seni, söz. Tamam mı kuzum? Su mu koyuyorduk, süt mü? Süt halacığım, süt. 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 Gel. Gel ablacığım. Kiraz, kapıyı kapat. Ben size yardımcı olayım. Kızım, kocan da pek yakışıklıymış. Baba, kocam değil arkadaşım. Ay, benim bir astsubay sevgilim vardı. Tıpkı senin kocana benzerdi. Kocam değil o benim, Allah Allah. Tülay. O da böyle boylu poslu, yakışıklı mı yakışıklı. Ama ben kıymetini bilemedim. Sonra da onun tayini çıktıydı. Kızım, sen o kocanın kıymetini bil. Halacığım, sakın elinden kaçırma. Halacığım, kocam değil diyorum ya. Aklı gidip geliyor işte. Ya bırak, kadın konuşsun yani güzel. Ağzına sağlık vallahi teyze. Konuşun, konuşun. Allah Allah, hoşuna gitti bakıyorum. Halacığım, daha sonra ne oldu anlatın. Önceleri ben onu istemediydim. Kalbi kırıldı sağır. Sonra aklım başıma geldi. Çok peşinden koştum ama iş işten geçti bir kere. Ya. Kızım, sen ol, şu lafımı unutma. Fazla naz aşık uzandırır. Çok haklısınız. Duyuyorsun değil mi? Bazen büyük söz dinlemek lazım. Bırak Allah aşkına. Seni çok seviyorum Allah'cığım. Şahal Hanımcığım, oturtayım ben sizi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Neredeydin dünden beri? İşe mi başlamış? Ne olmuş? Akraba ziyaretindeydim, geldim. Kim bu akraba? Anlat bakalım. Çantasını bırakıp gelin ben. Ablacığım tamam, üzülme artık ya. Bak, özlemiş arkadaşlarını, gördün mü ne kadar mutlu. Dede. Evet dede, hadi gel gidelim artık, gel. Ay Fatma. Jale Hanım odasında bulamadım. Nerede kız, söylesene. Şey, bu Melia teyze var ya vefat eden. Nur içinde yatsın. Hı hı. Bizimki odaları karıştırmış, onun odasında kalmış meğer.
Salonda mı şimdi? Ha, ben bir bakayım ona. Her şeye burnunu sok böyle. Her şeye burnunu sok. Ablacığım, siz biraz oynayın şuralarda. Çok sağ ol geldiğin için ya. Ama biz otobüse döneriz yani. Sen işine bak. Bana her git dediğinde aslında kalmamı istiyorsun. Niye kal demiyorum o zaman? Gideceğimden korkuyorsun çünkü. Ben sürekli senin yanında olursam, sen de bundan mutlu olursan, buna güvenmeye başlayıp buna alışmaktan korkuyorsun. Bir günü geldiğinde bana gerçekten ihtiyacın olduğunda ben ortadan kaybolursam, kendine ne kadar kızacağını düşünüyorsun. Ama ben orada olacağım Filiz. Ne zaman istersen orada olacağım. Akşam senin mahallenin aşağısındaki sahilde bekleyeceğim. Gelsen de gelmesen de. Gelmeyeceğim, bekleme. Annem mutlaka bekliyorum dedi de bana sürekli sorular soruyor. Yok Filiz, mantının yoğurdunu sarımsaklı mı sever sarımsaksız mı diye o yüzden aradım. Ne bileyim, siz nasıl yersiniz öyle fark etmez. Tamam, tamam, çok sevindim. Kaçta alayım seni? Yok, sen gelme ya. Ben işlerimi halledince çıkarım. Olur. Çok sağ ol teklifimi kabul ettiğin için bu arada. Rica ederim. Görüşürüz. Bankadaki paralarını üzerine aktaran bir çete bugün çökerdi sayın seyirciler. Çetenin şu ana kadar iki yaşlı kadının da ölümüne sebep oldukları biliniyor. Ay ne fena. Haydutlar sarmışlar ya, ne fena. Kim o? Kim? Ben bakarım. Kim o demeden açma, kim o? Kimmiş? Doktorun. Valla kendime bir lokma ekmeği çok gördüler bana. Kurt gibi acıktım. Oh Şeyma Hanımcığım, ellerinize sağlık. Allah çok güzel görünüyor. Şeyma Hanım. Şeyma Hanım, ne oldu sana? İyi misin, hayırdır? Ben sizi çok merak ettim. Etrafta kötü kötü şeyler oluyor. Yaşlı kadınların evine girip onları öldürüp sonra da evlerine el koyuyorlarmış. Yok yok yok, öldürmek falan yok. Ecel geldi götürdü. Çeteymiş bunlar. Yaşlı kadınlar. Beni de öldürürler mi? Of Şeyma Hanımcığım, yüreğimi ağzıma getirdiniz ha. Ya kendi ağzınızla söylediniz. Yaşlı kadınmış onlar. Siz daha gençsiniz canım. Dert ettiğiniz şeye bak. Aa, hadi. Hadi gelin bakalım. Hadi, hadi. Geleyim. Gelin. Müjde. Yemek hazır. Kim alır be bu arabayı? Suyun var mı ya? Ya çizgi film falan mı açsak? Ya bir dur. Benim dizim başlamış zaten. Bu saatte ne çizgi film Kiraz? Bana bakın. İsmet'i uyuttum. Tamam mı? Ara ara bakarsınız. Üstünü açarsa mutlaka örtünsün, hasta oluyor. Ben bir iki saate geleceğim zaten. Örteriz de sen nereye? Fatma abla yemeğe çağırdı. Cemil abinin annesi. Ha. Ya çizgi film açalım işte. Ya bir dur. Zaten her hafta bunu izliyoruz.
öldürmeyen çaresi yok bu yaranın kimde kalır. Geldin. Adana, Adana.